Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l'azim. Nahl suresine bugün başlıyorduk. Mekke döneminin sonlarına doğru inen bir sure bu, Nahl suresi. Enam suresiyle hemen hemen aynı dönemde indiği söyleniyor. Çünkü birbirlerine göndermede bulunan ayetler var ikisi arasında. Artık o Mekke'deki zulüm, işkence, boykot vesaire bu son noktaya gelmiş yani. Müslümanların hicret etme vakti yaklaşmış. O dönemde inen bir sure, Nahl suresi. Nahl arı demek. Surenin içinde arı kelimesi geçtiği için bu sureye ad olmuş. Hepsi böyle mi? Yani her surenin içinde geçen bir şeyden dolayı mı surelere isim konur? Öyle değil. Mesela Hazreti Musa çok anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir tane bile Musa suresi yok. Kesin kural değil ama bayağı bir surede böyledir mesele. Yani içine geçen kelime. Mesela Bakara suresi, Bakara inek demektir. Orada bir ineğin kurban edilmesi konusu anlatılıyor. Ondan dolayı sureye ad olmuş. Ali İmran suresi mesela. İmran ailesinden bahsediyor. Bundan dolayı başına Ali İmran. Nisa suresi kadınlardan bahsediyor. Nisa ad olmuş ona. Ama her zaman böyledir denemez. Çoğunlukla böyledir diyebiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullahi fela testa'cilu. Subhanahu ve taala amma yushrikun. Sadakallahu azim. Ete emrullahi, Allah'ın emri geldi. Fela testa'cilu. Onu acele etmeyin diyor. Allah'ın emri nedir? Yani akla gelen şey Allahu Teala'nın azabıdır. Mekkeliler yani zulümde bulundular, Müslümanlara kötülükler yaptılar. O azabın gelme vakti geldi. Şeklinde düşünebiliriz. Artık siz zulümleriniz bir yere kadar bir işe yarar. Sizi yani idare edersiniz siz. Fakat bir süre sonra bu artık bitmek zorundadır. Allahu Teala burada Peygamberimiz mesajı aldı. Bundan sonra da hicret etti diye söyleniyor. Medine'ye gidince de Müslümanlar burada rahata eriyorlar. Daha sonra da fetih geliyor zaten. Bunlar muhtemelen alayda ediyorlar. Hadi sen azap gelir falan diyorsun. Hadi getirsene görelim diye. Allah-u Teala biliyor tabi azap ne zaman gelir, toplumlar ne zaman cezalandırılır. Onların taleplerine göre olmuyor bu işler. Allah-u Teala karar veriyor, kimse onun kararına müdahale edemez. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Allah Subhan'dır, yani eksikliklerden uzaktır Allah-u Teala. Öyle bir şey asla söz konusu olmaz. Allah-u Teala'nın bilemediği, farkında olmadığı bir şey olmaz. Zaten her şeyi Allah-u Teala yaratmıştır. Ve onların ortak koştuklarından münezzehtir. Allah-u Teala yücedir. Nedir? Kabe'de putlara tapıyorlardı. Yani 300'den fazla putları varmış bunların. Bunların Allah-u Teala'nın şefaatçileri, yardımcılar olduğuna falan inanıyorlar. Böyle bir şeyin bir aslı yok. Allah-u Teala böyle bir şeyden yücedir. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter. Yardımcılara ihtiyacı yok. Bunlar nereden çıktı? İşte insanoğlu. Uyduruyor, hayal gücü geniş. Allah-u Teala'nın kızlarıdır diyor melekler. Mekkeli müşrikler böyle demiş. Hristiyanlar diyorlar İsa Allah'ın oğludur. Yahudilerin bir kısmı demiş ki Üzeyir Allah'ın oğludur. Allah'a ortak koşmuşlar. Allah-u Teala diyor sakın böyle bir şey yapmayın. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilahtır o. Gökte de tek ilahtır. Yerde de tek ilahtır. Bir ortağı yoktur. Zaten bütün peygamberler bunun mücadelesini veriyor. Bir olan Allah'a kulluk edeceksiniz. Onun dışında bir şeye kulluk olmaz. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ اَمْرِهِ O melekleri indirir ve ruhu indirir. مِنْ اَمْرِهِ Allah-u Teala'nın emri gereği bunlar inerler. Melekler ve ruhtan bahsedilmiş. Ruh deyince Kur'an-ı Kerim'de Cebrail akla gelir. Bir de Kur'an-ı Kerim için kullandığı şeklinde bir görüş de var. Yani Allah-u Teala meleklerini indiriyor, bir de ruhunu indiriyor. Bu da yani peygamberlik ruhu diye olduğu söylenir. Yani Allah-u Teala peygamberliğini verdi. Hem melekleri indiriyor hem de sana peygamberlik görevi indiriyor, görevi veriyor. Vahiy indiriyor yani. Sen de insanlara İslam'ı anlatıyorsun şeklinde. Zaten hani Cebrail için kullanıyor dedim ya ruhu. Cebrail de niye geliyor? Peygamberlik ruhunu yani Kur'an-ı Kerim'i getirmek üzere geliyor. Vahiy meleği diye bilinir Cebrail. Alâ men yeşâ min ibâdihi. Allah'ın kullarından dilediğine Allah-u Teala bunu veriyor. Yani peygamberlik ruhu kime gelecek? Buna toplumun ileri gelenleri karar versin. Yani öyle şeyler de söylüyorlar. İçimizden birine indirme değil mi diyorlar ya. Ya Muhammed'e niye indirdi? O yetimin biri. Biz bu kadar ileri gelenler var. Peygamberlik gelse gelse içimizden birine gelir diye.
Niye böyle düşünüyorlar? Yani insan zenginse, insan ön plandaysa, makam mevki varsa, peygamberlik de iyi bir şeyse onlardan birine gelir. Niye bir yetime gelsin diye. Halbuki Allah-u Teala karar veriyor. Allah-u Teala biliyor en iyisini. Öyle, kime isterse peygamberliğini ona veriyor Allah-u Teala. Orada da peygamberliği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uygun görmüş Allah-u Teala. Zaten sevilen birisiydi de, hani daha peygamberlik gelmeden evvel emin diye anıyorlardı onu. Kendisine güvenilen kimse diye söylüyorlardı. Allah-u Teala da güvenilir birisine verdi onu. Min ibadihi, kullarından dilediğine hangi görevle veriyor? En enziru ennehu la ilahe illa ene fettekûn. Yani uyarısınlar diye. Hangi açıdan? La ilahe illa ene, Allah'tan başka ilah olmadığı konusunda insanları uyarsınlar, korkutsunlar diye. Yani hem peygamber hem de ona inananlar bu işi yapacaklar. İnsanlara diyecekler ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu anlatacaklar. Fettekûn, benden de korkun diye. Bu Allah korkusu. Yani hem bir Allah'a iman, ikincisi de Allah'tan korkma. Yani onun azabından korkma, cehenneminden korkma ve geri durma. Aman ha, sakın yanmayla sonuçlanacak bir suç işlemeyelim diye buna çağırmış peygamberler. İki şey, yani hem şirk koşmadan Allah'a iman hem de Allah korkusu, ikisi de gerekli. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah-u Teala ne yaptı? Gökleri yarattı ve yeri yarattı, hak olarak yarattı. Yani bir düzen içerisine yarattı. Bakıyoruz göklere, bakıyoruz yere. Her şey plan program çerçevesinde ilerliyor. Bir rastgelelik yok. Yani hepimiz şunu biliyoruz ki, yani kıyamet kopması hariç, güneş vaktine doğacak, o zaman gündüz olacak. Sonra güneş vaktine gidecek, sonra ay gelecek, ay kaybolacak vesaire. Biz bunların bir düzen içerisinde olduğunu, böyle gittiğini hepimiz biliyoruz. Ve buna da güveniyoruz böyle olacağını. Eğer göklerde, yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı böyle olur muydu? Yok. Güneşin sahibi diyecekti, güneş böyle yapsın. Ayın sahibi diyecekti, ay böyle yapsın. Bunların hepsi bir uyum içerisinde hareket ettiğine göre bir tane ilah var gökte ve yerde. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Niçin göklerden önce bahsetti ayette ve yerden sonra bahsetti? Yani yukarıda olanı insanlar hep iyi görüyorlar. Daha yüce kabul ediyor yukarıda olan. O yüzden o daha değerli olan önce söylendi. Gökler, daha sonra da yerden bahsedildi. Bir de gökler Kur'an-ı Kerim'de genellikle çoğul anlatılıyor. Gökler deniyor ama yerler ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ama bir yerde gökler ve mislince yer diye söyleniyor. Onun dışında genel itibariyle gökler ve yer. Yani gökler çok sayıca, yer bir tane gibi anlatılıyor. Bir de şöyle oluyor. Mesela biz dua edeceğiz. Dua ederken de mesela elimizi yukarı kaldırıyoruz, mesela yukarı bakıyoruz vesaire. Her zaman yüce, üst kabul ediyor yukarısı. Kur'an-ı Kerim'de de bu üsluba dikkat edilmiş. Her ne kadar bilim adamları deseler de ya öyle şey değil, boşluktayız biz. Dünyanın altı üstü mü var, yukarısı aşağısı mı var, uzaydayız işte falan deseler de pratikte herkes aynı şeyi yapıyor. Daha yücelik, daha üstünlük falan diyeceğimizde, dua edeceğimizde elimizi yukarı kaldırıyoruz. Bu insanların davranışlarına uygun bir durum. Teala amma yüşrikun, onların ortak koştuklarından Allah-u Teala yücedir. Bakın birinci ayette de öyle demişti. Ve teala amma yüşrikun demişti. Şimdi ikinci defa yine söylüyor. Allah onların ortak koştuklarından yücedir, üstündür diye. Niye tekrar ediyor? Bir şeye dikkat çekmek için Kur'an-ı Kerim onu bazen iki defa söyler. Hadis-i şeriflerde var. Peygamberimiz bir şeyi üç defa söylüyor. Dikkat çekmek gerektiğinde buna vurgu yapılır. Mesela biz de namazları bitiriyoruz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz ve defalarca tekrar ediyoruz. Niye? Öneminden dolayı. Dolayısıyla bu tekrarlarda bir sorun yok. Bir şeye çok dikkat çekileceğinde onda tekrar söz konusu oluyor. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Allah-u Teala insanı da yarattı diyor. Şimdi gökler yaratıldı, yer yaratıldı dedi. Sonra da Allah-u Teala insanı yaratıldı. Ve büyük ihtimalle de sıralamada böyle oldu zaten. Yani Allah-u Teala önce gökleri var etti, sonra dünya yaratıldı. Sonra da dünyanın üstündeki insanlar yaratıldı. Burada da bu sıralamaya dikkat çekilmiş oluyor. İnsanı neyden yarattı Allah-u Teala? مِنْ نُطْفَةٍ Nutfeden yarattı. Yani basit bir su. وَهُوَ خَسِيمٌ مُب۪ينٌ Ne oldu insan? Böyle kafa tutan bir varlığa dönüştü apaçık. İnsan meydan okuyor yani. Allah-u Teala yaratıyor. Normalde beklenen şey nedir? Allah madem bizi yarattın, sana çok şükür tavrıdır.
Ama böyle olmuyor işte. İnsanların epey bir kısmı Allah'ı inkar eden mi arasın, işte Allah var ama ne yapıyor biz de bilmiyoruz, var mı emin değilim, bizi yarattı işte saldı dünyaya, bizle hiç ilgilenmiyor diye bir sürü batıl inanç var. Ve Allah-u Teala'ya karşı çıkma, onun kitabına uymama, peygamberine uymama gibi bir eğilim epey bir insanda söz konusu. Bu da onların nankörlüklerini gösteriyor. Allah'a karşı gelmenin kötülüğü de bu dikkat çekilmiş oluyor. Hem öyle bir zıtlık var ki burada, ya bir damla sudan yaratıldın ama senin yaptığına bak, Allah-u Teala'ya nasıl karşı geliyorsun tarzında zıtlığa dikkat çekiliyor. Ve insanlar bunda da düşünmeye davet ediliyor. Allah-u Teala bizi düşünen, akleden, ona itaat eden, ona kulluk eden kullarından kılsın. Bize dünyada da ahirette de güzellikler nasip etsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.